Herkese merhaba. 16. oturumumuza Ali Kuşçu okumalarının ikinci serisinde Risale-i Tülfetiye okumalarının da 16. oturumdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci makaleyi inşallah tamamlayacağız. Geride kalan dört babı vardı ikinci makalenin. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu bablar. Burayı da özet geçerek izah ederek işleyeceğiz. Şimdi bu konular farklı konuları farklı noktaları işliyor. Mesela yedinci babda birazdan göreceğiz işte aylar yıllar bu tarihler tevarih Bunları göreceğiz. 8. bapta metali kavramını tekrar bize anlatacak. Da önce de biz bunu görmüştük. Ee, sonra bu yeni bir e, şeye geçecek tanıma geçecek. E, yıldızların medyden geçiş dereceleri işte doğuş batış dereceleri bunlar ne demek? Bunlar anlatacak. E, ve daha sonra en son bu bölüm şunla bitiyor. İşte meridyen dairesinin e, tespit etmek e, daha sonra işte namaz vakitlerinin tayini kıblenin tespiti bununla alakalı astronomik bilgiler vererek burayı tamamlıyor. Şimdi şey dikkatinizi çekmiştir. Hani bu ikinci makale e, işaretletmiştik. E, ne dedik? Heyetül Ard e, öncelikle iklimlere ayırdı. Bununla alakalı bilgileri verdi. Sonra o iklimlerin yani ne diyelim daha doğrusu e, ennemsel e, farklılıklara göre farklı ufuklardaki e, işte güneşin daha doğrusu yıldızların en genel anlamını kullanalım. Yıldızların işte doğuşu batışı, bunlardaki ne diyelim incelikler, mesela hiç doğmayan, hiç batmayan yıldızların olması vesaire, bu tarz konular anlatıyor. Dolayısıyla yeryüzünden yeryüzünü referans alarak ne yapıyoruz? Yeryüzünü referans alarak bu doğuş ve batış meselelerine işaret ediyoruz. Şimdi bu bölümü bugün bitirelim. Şöyle başlayalım. Önce şuradayız. Şimdi birincisi bu yedinci babda işte aylar, yıllar, tarihler bunları anlatıyor. Bunlarla alakalı genel bilgiler veriyor. Ee, mesela ne gibi işte şunları söylüyor. İşte güneş ve ay sonuçta gök cisimlerinin en bilinir olanları, en belirgin, meşhur olanları. Dolayısıyla e, işte milletler e, ne yapıyorlar? Bu iki e, gök cismine referansla ay ve yıllarını tespit ediyorlar. E, bunu söylüyor işte bunların devirlerine göre ayın ve yılın tespit edildiğini söylüyor. Daha sonra ne yapıyor? İşte yine çok genel bildiğimiz e, tanımı söylüyor. İşte güneşin mesela bir noktadan ayrılıp aynı noktaya gelişini yıl olarak belirlediklerini söylüyor Ali Kuşçu. E, ve ayın da e, güneşe nispetle e, bir halden yine aynı hale geldiği zamanda geçen süreye ay dediklerini e, söylüyor. İşte mesela hilal değil mi? İşte hilalli e, e, referans alıyoruz. Yine hilal olduğunda e, o aydır deniyor. Hani güneşe nispetle e, ifadesini, sebebini e, geçen derslerimizden, e, daha önceki derslerimizden hatırlayacaksınız. Sonuçta ayın halleri e, güneşe nispetle konumuyla ilişkiliydi. E, dolayısıyla bu ifadeyi ondan söyledi. Bir de tabii ayın 12 kez devir yapmasıyla geçen süre işte güneşin dönüşüne yakın olduğu için hani bu 12 aylık süreyi yıl kabul ettiler. Böyle bir şey de var. Dolayısıyla şöyle yeni bir kavram oluşuyor. İşte kameri yıl. Kameri yıl. Yani ayın 12 kez dönmesiyle 12 kez devrinin tamamlamasıyla geçen süreye kameri yıl diyelim. Şemsi yıl ne olacak? Yani güneşin bir noktadan ekliptik üzerindeki bir noktadan aynı noktaya geldiği süre ona da ne diyelim şemsi yıl diyelim. Bir de bu ay meselesini de böyle şemsi kameri diye ayırıyorlar. Mesela nasıl? İşte güneşin 12 burçta bulunduğu her bir süreyi ay olarak kabul edersek bunu da şemsi ay diyebiliriz. dolayısıyla böyle bir şey var. farklı kombinasyonlarla kameri, şemsi, yıl, ay bunların tanıtıldığını görüyoruz. Bir de hakiki ve ıstılahi ayrımı da yapılıyor. Dolayısıyla nedir bu hakikisi? Yani güneş ve ayın gerçek hareketlerine referans alıyoruz. Bu zaman hakiki olarak şemsi ve şemsi ya da kameri, ay ve yılı tespit etmiş oluruz. Bir de hani referansımız ay ve gün sayıları olup ona göre tasnif yaptığımızda buna işte ıstılahi olan diyorlar. Istılahi, şemsi ve kameri, ay yıllar söz konusu dolayısıyla Bunların hepsi böyle bir sekiz farklı kombinasyon oluşturdu. Şimdi bunları tanıttı ve şunu söylüyor: Bu ay ve yılları farklı ay ve yılları tanıttıktan sonra, bu tevarihler, tarih tarihler, işte bizim bugün takvim diyoruz ama burada kullandığı kavram tarih. Hani bu bu eserler, yani bu tarihlerde sonuçta referans alınan aylar, yıllar söz konusu. i̇şte kimisinin birini, kimisinin diğerini kullandığına dair bir genel bilgi veriyor. Bundan sonra şunu, bundan sonra şunu yapacak, şunu yapacak. şimdi tarih ya da işte tevarih e, çoğulunu kullanırsak, bize bunu, bunu, bunu tanıtacak. Şimdi bu tarih, Dediği şey burada bizim aslında bugün hani tarih diye kavram olarak da kullandığımız şeyin ne diyelim şeyi e, Arapca anlamında kökeni e, bizim aslında bugün takvim dediğimiz şey ama biz hani bu derslerine gördük takvimi daha teknik anlamıyla kullanıyoruz o da neydi e, bir e, gök cisminin e, gerçek e, pozisyonu diyelim konumuydu. konumuydı. E, Dolayısıyla takvim böyle kullanılıyor. Daha sonra işte süreç içerisinde bu o takvim e, bizim bugünkü kullandığımız manaya gelmiş. E, bu tarih dediğimiz şey esas itibariyle en genel anlamda şu olarak söylüyor: e, bir e, önemli bir olayı e, referans alarak e, işte e, o, o referans aldığımız olaydan günümüze kadar ne kadar süre geçmiş esas itibariyle bu, buna tarih ya da tevarih deniyor. Bununla alakalı malum çok 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 farklı eserler söz konusu. Ee, Ali Kuşçu bunu söyledikten sonra e, işte mesela bir topluluğun işte hanedanın ortaya çıkışı olabilir. Efendim tufan, deprem gibi büyük afetler olabilir. Mesela bunları referans alan, başlangıç e, referans alan e, şeyler, farklı tevarihler söz konusu. Bu da tabii topluluk derken millet kavramını kullanıyor. E, Malumunuz millet kavramı hani e, dini anlamda dini e, gruplar yani ümmet anlamında da e, kullanılıyor. Dolayısıyla e, bu yönüyle de e, söylenebilir. E, bize zaten aşağıda örnekler verecek. E, Ali Kuşçu şunu yapıyor. Ali Kuşçu şunu yapıyor. E, kendi döneminde, kendi döneminde. Yaygın olarak bilinen, kullanılan takvimleri tanıtıyor bize. Üç tane takvim tanıtıyor. Ve tabii ki hani daha fazla şey, artık hani bugünkü kullanımı burada ekledim takvim kavramı olarak. Ama tarihler, tevarihleri anlatıyor. Üç tanesini bize veriyor ama daha fazla hiç kuşkusuz var. O dönem açısından daha yaygın olduğunu söylediklerini bize listelemiş. Mesela bunlardan birisi e, Tehriru te -ru, te te e, Rum değil mi? İşte Rum takvimi diyelim. Şimdi bu Rum takvimi dediği e, şey e, işte güneş yılını esas alıyor. İşte, işte bugünkü anlamıyla işte 365 gün e, çeyrek değil mi? 365 artı çeyrek günü e, de e, bir yıl tamamlanıyor. Güneş yılı. Ve işte aylar da malum işte bu tişriünül evvel, tişriünül ahir, kanunül evvel, işte bunlar kanunül ahir. Ee, bu e, kimisi 31, kimisi 30 e, çeken aylar işte Şubat var 28 çekiyor. Bunları e, bize tanıttı. Tabii hani ek olarak malum şunu da söylüyor işte çeyrek günler var 365 artı çeyrek gün. İşte bunlar dört yılda bir bir güne tekabül ediyor. Bir artık yıl oluşturuyor. İşte onu da malum Şubat'a e, ekliyoruz. Yani Ali Kuşçu e, bunu da e, ifadelendirdi. E, peki bu bu tarihin, tevarihin başlangıcı nedir? Hani o referans aldığı zaman işte Ali Kuşçu'nun tabiriyle e, ifade edecek olur isek yedi iklimi yönetmiş e, İskender'in ölümünden 12 yıl sonrasında başlıyormuş. Böyle bir referansı söz konusu. Ee, daha sonra tabii hicri takvimi, hicri takvimi e, işliyor. E, bu hakiki ay yılını esas alıyor. İşte her ayın başlangıcı biraz önce de söylediği gibi hilalin görünmesiyle başlıyor. İşte aylar 30 ya da 29 çekiyor ve e, hicri takvimde tabii ki Hazreti Peygamber'in e, hicretini referans alıyor dolayısıyla e, bunu da böyle tanıttı bir de e, Farsi e, takvim dediği e, bir e, şey var takvim var e, bu ıstılahi güneş yılını güneş yılını esas alıyor işte 365 gün hani bu şeyi küsuratını e, almıyor işte bunun ayları da e, malumdur. İşte fer işte hordi beheşt, horda tir mordat bu şekilde gidiyor. E, bu e, her ay 30 gün tabii çekiyor bu şeye göre. Bu sisteme göre e, Beş 5 günde artık gün söz konusu değil mi? İşte 30 gün 12 ay 360 gün oldu. Ama 365 olması gerekiyor. Dolayısıyla beş günlük bir artık e, durum söz konusu. İşte bununla alakalı şeyi de ekliyor, İşte bazısı bunu işte Aban ayına eklediğini söylüyor. İşte müneccimler, bu yıldız ilimleriyle uğraşanlar bunu son aya, yani İsven Darmez ayına eklediklerini söylüyor. Bir de şunu söylüyor, burada tabii hani artık yıl söz konusu olmadığı için bakın mesela işte Rum takviminde dediğim 365 artı çeyrek dedik. Bu 365 gün referans alıyor. Böyle bir artıklık durumu söz konusu olmadığı için hani ziçlerde e, pek çok ziç bu hani şeyi takvimi e, bu modeli diyelim kullanıyor. Bu tabi eski sahsani e, referanslı bir takvim. E, e, i̇şte Sasani hükümdarı Şehriyar'ın oğlu Yezdi Cerdin hükümranlığa e, gelmesiyle bu takvim e, başlatılıyor... E, bu hani şey vardır, bu, bu Melikşah'a e, hazırlanan celali takvim. E, mesela o biraz daha farklıdır, bunu e, referans alır ama... ...işte mesela aylarda vesaire. Ama o o e, sonradan e, işte yeniden malum hesaplamalar yapılıyor. İşte Ömer Hayyan vesaire e, pek çok o dönemin astronomi, astronomi bir araya getiriliyor. O celali takvimi hazırlıyorlar. E, dolayısıyla... E, Ondan bahsetmedi ama işte daha e, kadim olan diyelim Farsi takvimi bize belirtti. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu yedinci e, babımız e, bu genel bilgileri vererek e, tamamlanıyor. Ayları söyledi, yılları söyledi. şemsi i Kamer'i ayrım yaptı. E, hakiki ıstılahi ayrım yaptı. Daha sonra da e, üç tane... E, tarih dediği e, takvim çeşidini söyledi Rumi takvim Hicri ve Farsi takvimi söyledi bunlarla alakalı e, genel bilgiler verdikten sonra bu bölümü kapattı şimdi e, bu sekizinci baba geçiyoruz şimdi bu konu Aslında bu metali kavramını bize daha önce anlatmıştı. Hatırlayacaksınız bu kavramı anlatmıştı. Ama işte hani bu bölümde bu ikinci makalede bu e, farklı ufuklara göre yıldızların doğuşu batışı ya da ekliptin doğuşu batışı meselesi e, bu konuları işlediği için e, bu bu metali de e, çok kısa olmakla birlikte ayrı bir bab olarak tekrar ele almış. Şimdi e, metali neydi? Şöyle e, bunu hatırlayalım. Metali neydi? E, şunu okuyarak öncelikle başlayalım. İşte Ekvator'un ufku söz konusu olduğunda bu doğuş yağı, yani metal yağı neymiş? İki deklinasyon dairesi arasındaymış ve bunlardan birisi de ufkun üzerindedir. Daha doğrusu kendisidir diyor. Şimdi şuraya gelelim. Bizim şu şeklimizi alalım. Şimdi metalici dediği şey şuydu. Referans olarak aldığı şey şuydu. Şimdi biz e, iki tane kavram var. Bunları tekrar hatırlayalım. Tali. bir tali. Tali e, yani e, ekliptiğin ufkun üzerine çıkan parçasına o noktaya biz tali diyoruz. E, tali. Yani ne diyelim? Şu anda mesela şu beyaz olan bizim şeyimiz ekliptiğimiz. Şimdi biz ekliptiğin şu parçası değil mi şu parçası şu an e, ufkun üzerine çıkıyor. Yani o parça hani daha teknik anlamda söylersek doğuyor yani. Dolayısıyla o parça o parça ne oluyor? E, o tam o nokta tali oluyor. Hatta şu örneği de vermiştik. Bu e, hani astrolojik olarak işte yükselen bir kişinin burcu vardır. İşte bir yükselen burcu vardır meselesi var ya bu işte yükselen burç meselesi aslında buraya tekabül ediyor Yani e, e, bir kişi tam doğduğu anda tam doğduğu anda mesela 20 Mart'ta e, doğan birisini düşünelim tam diyelim ki saat e, şunu oynatmaya çalışayım saat 3'te doğdu birisi tam 3'te tam 3'te doğdu Tam 3'te doğarken ekliptik üzerindeki e, ekliptik üzerinde ufkun üzerine çıkan tam o ufka değen parça o yükselen oluyor. tali oluyor. Mesela ne olabiliyor? İşte Koç burcunun 9. derecesi mesela. Tam Koç burcu burcunun 9. derecesi işte diyelim ki o doğum gerçekleştiğinde saat 3'te e, ufkun üzerinde üzerine çıkan tam o çıkan yer oluyor. Şimdi bu tali idi Bir de metali kavramı var. Metali. Peki o nedir? Biz ufkun, ufuk daha doğrusu ekliptikle birlikte, ekliptikle birlikte e, ufkun üzerine çıkan ekvator parçasına diyoruz. Yani bir, bir nevi ekliptiğin o, o yukarı çıkan, e, ufkun üzerine çıkan parçası, parçanın, parça e, parçayı referans alıyorsak, onun ekvatora iz düşümü olarak düşünebiliriz. Mesela ne diyelim? Şöyle yapalım. Biraz şöyle tam gösterebilmem için şöyle yapayım. Şimdi mesela şöyle yapalım. Şunu biraz değiştireyim. Tam tam. Şöyle yapabilirsen. Evet. Şimdi mesela güneşi hani nokta olarak alıp onu referans yapayım. Şöyle kendime. Şu ne dedik? Zaten güneşin üzerindeki olduğu ekliptik. Şu da bizim şeyimiz, ekvatorumuz. Şimdi bakın, bu tam ekliptiğin şu parçası. Ee, ufuk, Ufkun üzerinde doğarken, e, ekvator üzerinde de şurası doğuyor değil mi? Dolayısıyla bu ne oldu? Metali. Oldu. Metalisi bu oldu, doğuşu. Yani burası talisi oldu. Yani yükseleni oldu diyelim. Burası da metalisi oldu, doğuş noktası oldu. Şimdi mesela bir parça almak istersek, mesela ben şöyle bir şey yapmak isteyeyim. Tam böyle hani yine referans olması açısından şöyle yapayım. Şöyle gelsin. Ben şöyle bir şu noktayı alıyorum. Yani ekliptikle ekvatorun kesiştiği şu noktayla, şu noktayla. E, güneşin olduğu noktayı dikkate alalım. Şimdi bu yay parçasının ufkun üzerine çıktığı çıkacak tabii ki bu yay parçasının metalisini bulalım. E bu ne olacak? Şimdi zaten ekvatora kesiştiği için e, ekvatorunda noktası burası. Şimdi mesela e, dolayısıyla bu doğsun bu parça. Tam böyle güneşin güneşe referans aldım bu nokta gelsin. Şimdi bu bu parça ne oldu? Ekliptik üzerindeki doğdu. Peki bununla birlikte bununla birlikte ekvatordaki hangi parça doğmuş oldu? Şimdi şurayı referans almıştım zaten buraya kadar geldi. Dolayısıyla şu parça. Dolayısıyla ekliptiğin üzerindeki şu doğan şu parçanın metalisi, doğuşu şurası oldu. Şurası oldu. Dolayısıyla bu bilgiyi bize veriyor. İşte öncelikle hani ekvator bölgesi için söyledi. İşte iki tane deklinasyon dairesi arasındadır dedi. Bu deklinasyon dairesi neydi? Bizim kutuplarımızın yani ekvator kutuplarımızın birinden diğerinin bir yani ikisinden de geçen dairelere deklinasyon dairesi diyorduk malum. Ekvator hani sıfır derece olduğu için şey deklinasyon dairelerine denk geliyor. Yani ne demek istiyor? Bir şeyin metalisini bulmak istiyorsam mesela biraz önceki yeri söyleyecek olursam biraz önceki örneği kullanacak olursak şöyle şunu şöyle getirelim. Şu kesiş şu kesişim noktası burayı burası metalinin Metalenin bittiği yer burası. Yani deklinasyon dairelerinden biri bu. Tam ufkun şeye üzerinde. E, yüzeyin şey e, tam e, yarım dairesini kap. Yani daha aslında şey ufuk dairesiyle değil mi? Kesişen, örtüşen daha doğrusu e, deklinasyon dairesi. Şuradan çekiştiğimiz daire biri bu. Bir de diğer deklinasyon dairesi ne olur? Mesela şuradan alırız. Şu kesişim noktasından getiririz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki parçadır diyor teknik olarak. E, görselleştirmek açısından böyle ifade etti. E, bunu söyledi. E, başka ne diyor? İşte Mesela eğimli ufuklarda yani hani enlemin olduğu e, ufuklarda ise e, ne diyor? İşte Mesela söz konusu yayın başından geçecek ve en büyük daimi gözükür yörüngeye teğet olacak daire arasındadır. Mesela şöyle bir şey yapalım. 30 derece bunu yapalım. Şimdi 30 derecelik 30 derecelik bir yerde yerde en büyük en büyük görünür yörünge. Bu ne demekti? Yani hiç batmayan, hep ufkun üzerinde olan yörünge. bu şimdi 30 derece ise bu en büyüğü 60 derece olur. E, ben hani direkt şey yapayım. E, yazayım. Yani bu olabilecek en büyüktür. E, görünen. Bundan sonra e, daha ileriye gidersem hani daire küçülüyor. En büyüğü burası. Şimdi 60 en büyük dedik. Peki aşağı doğru inersek ne olacak? Görünmeyen kısımlar olacak. Mesela 55'e ineyim. Bakın çok az da olsa ne oldu? 55 dereceye indiğimde e, gözükmeyen bir parça da var. Ama tanımda ne diyordu? En büyük tamamen gözüken yörünge. Dolayısıyla bu 60 derece. 60 dereceyi aldı. Dolayısıyla ne yapacak diyor? Hani biz burada zaten görsel olarak net olduğu için yani işte şu şuna şu en büyük yörüngeye teğet olacak, teğet olacak şekilde geçecek. Ve Ne yapacak? Bizim mesela bu ikisini referans aldığımız noktadan geçecek. Bir daireyle. Deklinasyon dairesi, bir, o, o daireyi e, daire ile ne dedi? Ufuk dairesi, yani ufuk zaten ufuk dairesiyle bundan teyit geçecek. Bu başlangıç olduğu, olarak kabul ettikleri yerden geçecek. Bu iki arasındaki parça e, metali olur e, dedi. Ve şunu da söylesin, ekvator ufkunda ekliptin her bir çeyreğinin doğuşu, ...ekvatorun çeyreğine denk gelir. Kastettiği nedir? Şimdi ekinoks ve dönence noktalarına referans alacağız. Şimdi hani şöyle yapalım. Bunu ekvator için söyledim. Dediğim gibi hani başka şey örnekler de veriyor. Örnek ben hani buraya bazı temsili şeylerini koydum. Bunları detaylı olarak hani bu doğuş batışlarla alakalı... ...farklı örnekleri veriyor. Şimdi kastettiği şey aslında şu... Hatırlayacaksınız e, ekvatorumuzla ekliptiğimiz e, kesişiyorlar. Sonuçta e, ekliptik, e, eğimli. Şimdi kesiştiği noktalar ekinoks noktaları. Şimdi e, uzaklıklarının en büyük olduğu iki nokta neydi? O dönence noktaları değil mi? E, i̇şte solstiz dedikleri o dönence noktalarıydı. O da bir iki nokta. Aslında bu dört nokta ne yapıyor? Bu dört nokta ekliptiği dörde bölüyor. Ekliptiği dörde bölüyor. Dolayısıyla o ekliptiğin dör, bölünen o dört parçasının bir tanesini tamamen doğduğunu düşünelim. E, e ufkun üzerine çıktığını düşünelim. Tam onun iz düşümü, onun tam iz düşümü e, ekvatorun çeyreği olacak. Dolayısıyla o çeyrek onun metalisi olacak. Çeyrek, ekliptiğin çeyreğinin metalisi, doğuşu doğuş e, yayı ekvatorun çeyreği olacak. E, tam e, ekvatorun e, e, gök ekvatorunun tam çeyreği olacak. E, bu ekvator bölgesi için sıfır derece e, önemli yer için böyle bir ne diyelim e, özellik olduğunu ek olarak bize söyledi. E, dediğim gibi bu kısa bir bölüm yani çok e, kısa bir bölümde bu bilgileri verdi. Metane'yi de bize tanıttı. Şimdi bu sekizinci babı da sekizinci babı da böyle tamamladı. Şimdi bu bu dokuzuncu babda şöyle ilginç bir e, konu var. E, i̇şte yıldızların meridyenden geçiş dereceleri diyebiliriz. E, bir de doğuş ve batış dereceleri meselesi var. Şimdi kastettiği şey şu. Bir önce derece kevkep diye bir kavramı var yıldızın derecesi ya da yıldız derecesi diyebiliriz. Bu şu aslında yıldızın yıldızın ekliptikteki iz düşümü diyelim. Ekliptikteki iz düşümü. Mesela şuradaki örneği ele alalım. Şimdi birincisi en kolay olanından başlayalım. Bir yıldız düşünelim. Ekliptiğin tam üzerinde. Mesela diyelim ki şu L1 noktasında bir yıldız düşünelim. Şimdi o nokta ekliptikteki bu yıldızın bu noktası onun ayrıca e, kev, derece tür kevkep yani yıldızın derecesi böyle bir kavramsallaştırma ya e, gidilmiş e, bu bu böyle bir şey tanım veriyor e, peki e, yıldız ekliptikte de değilse ne yapacağız o zaman izlişimini nasıl tespit ediyor mesela şurada S1 bizim yıldızımız buradaysa mesela o zaman ne yapıyoruz ekliptik kutbundan yıldızdan çekecek şekilde değil mi bir çiz o bizim o dairemiz büyük dairemizi çiziyoruz ve ne yapıyoruz? Ekliptik buradan kesecek de tabii arkadan kesecek, uzaktan kesecek. Yakın olan bu nokta L1 noktası bu yıldızın bu yıldızın e, derecesi oldu. Şu nokta. Mesela şunu söyleyelim. Mesela S2'yi düşünelim. S2'deki bir yıldızımız olsun. Yine ekliptik kutbundan çizgiyi çekeceğiz. Yani diğer aşağı doğru kuzey kutbundan, kuzey ekliptik kutbundan, güney ekliptik kutbuna. Buradan çektik çizgimizi. S2 yıldızının derecesi de ne oldu? L2 oldu. Dolayısıyla böyle bir kavramsallaştırma koydu. Ee, evet. Şimdi bunu söyledikten sonra bir de derece tülmemeril kevke kavramı var. Geçiş derecesi diyebiliriz. Bu da bu da yıldızla birlikte buradaki tanımı okuyacak olur isek yıldızla birlikte deklinasyon dairesinden geçen ekliptik parçasına yıldızın geçiş derecesi denir. Şimdi ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şimdi ekliptik deklinasyon dairesi. bunu meridyen olarak da hani meridyene de tekabül ediyor sonuçta. Şimdi kuzey kutbundan bu sefer ekvatora nispetle bizim gök ekvatorumuza nispetle kuzey kutbu güney kutbundan yıldıza bir çizgi çiziyoruz. Şey yıldızdan geçecek çekici, yıldızdan geçecek şekilde bu deklinasyon dairemizi alıyoruz, oluşturuyoruz. Dolayısıyla ne yaptı? Şu LT'de kesti. LT'de kesti. Dolayısıyla bu şeyin yıldızın geçiş derecesi ne oluyor? Bu LT oluyor. Bu yıldızın geçiş derecesi LT oluyor. Yani kavram olarak da ne dedi? Bu deklinasyon dairesine ya da meridyenden yıldız geçerken ekliptik noktasının ekliptik üzerinde hangi nokta o meridyen ya da deklinasyon dairesinden geçiyor. Soru şey, temel tanımlama bu. Dolayısıyla LT, bu S1 yıldızı meridyenden geçerken L -T de aynı anda geçmiş oluyor. Böyle bir durum söz konusu. Tabii şöyle hani epeyce detaylı anlattığı şey var. Hani bu öncelik ardılık meselesinin yıldızların doğuşu, batışı, daha doğrusu işte meridyen üzerinden. Geçiş meselesi. E, meridyenimiz neydi? Bizim bulunduğumuz lokasyonda başucu noktamız, ayak ucu noktamız ve kutuplardan geçen değil mi? O meridyen dairesi. Mesela tam o meridyen dairesinden bir yıldızın e, geçiş ile alakalı bu teknik bilgileri hani kullanarak bir koordinasyon, bir lokasyon e, tespitinde e, bu şekilde bulunuyorlar. Bir epeyce detaylı biraz önce söylediğim gibi epeyce detaylı bu öncelik sonralık meselesine. E, e, değiniyor Haluk Ucu e, epey örnek veriyor yani mesela işte bir yıldızın e, bir yıldızın yıldız derecesi mi önce meridyenden geçer yoksa bu geçiş derecesi mi önden geçer hangi durumda hangisi önce geçiyor bununla alakalı örnekler veriyor hani mesela e, biz birkaç e, şey yapalım e, örnek e, e, ele alalım mesela S1'i düşünelim S1'i, S2. Şimdi bakın S1 ve S2 aynı deklinasyon dairesindeler şu anda değil mi? Aynı deklinasyon dairesindeler. Ama bakın birinin e, yıldız derecesi L2, birininki L1. Bakın birisi e, deklinasyon dairesinden zaten geçmiş, birisi henüz geçmemiş. Yani ikisi de iki yıldızda deklinasyon dairesinde olmasına rağmen yıldız dereceleri yıldız dereceleri farklı. İşte bazısında yıldız derecesi e, yıldızdan önce eee deklinasyon dairesinden ya da meridyen dairesinden geçiyor. Bazısında da e, yıldız önce geçiyor sonra e, onun yıldız e, yıldız derecesi. Yani ekliptik üzerindeki iz düşümü diyelim. O e, e, geçiyor. Dolayısıyla bu bilgiyi e, böyle veriyor. Bir de tabii şey veriyor. Bu bu hani geçiş meselesini hani meridyen ya da deklinasyon dairesine nispetle ele aldı. Bir de tabii yıldızın doğuş batışı meselesi epeyce zaten konuştuğu mesele. Bu doğuş ve batış dereceleri içinde yine ekliptiği referans alır isek. Yani bir yıldız tam doğarken ekliptik üzerinde hangisi doğuyorsa o onun doğuş derecesi oluyor. Hani şöyle göstermiş olalım. Mesela biz şuraya bir bir yıldız şöyle bir yıldızımız olsun. Yıldızımız şurada. Yıldızımız şurada. Henüz, yıldız henüz evet. Yıldız henüz doğmadı. Değil mi? Yıldız henüz doğmadı. Yıldız henüz doğmadı geldi. Şöyle yıldız tam doğdu. Dolayısıyla tam doğduğunda, tam bu doğduğunda ekliptiğin değdiği yer bu yıldızın doğuş derecesi olacak. Batış için de aynısını söyleyelim. Şöyle gidersek. Batış için de şöyle gidersek. Ne oldu? Şu anda da battı. Şu anda battığına göre ekliptiğin değdiği noktada, ufka değdiği noktada onun batış derecesi oldu. Bunu da e, bu şekilde ifade etti. Evet. E, bu arada hani şey, e, şu örnekle alakalı hani şunu söylemiş olalım. Gerçi e, ekledik ama daha e, net olması açısından. Hani bu öncelik sonralıkla alakalı. Mesela şu an şu L1'i S1 yıldızını referans alırsak bunun yıldız derecesi şu dedik. Dolayısıyla bakın bu işte dönerken yıldız buraya geldi meridyene. Ama L1 burada. Daha önce ulaşıp geçmiş bile. Dolayısıyla burada yıldız derecesi önce geçti. Şu örnekte ise ne oldu? Bakın yıldız buraya ulaştı ama onun yıldız derecesi henüz ulaşmadı L2. Dolayısıyla yıldız kendi derecesinden bu kavramı kullanalım daha önce deklinasyon dairesine ulaşmış oldu. Şimdi bu da dokuzuncu şeyimizde bizim dokuzuncu babımızda ve bu bölümün daha doğrusu bu makalenin onuncu babına geldik. Ee, onuncu ve son babı. Bu da e, üç konuyu e, ele alıyor. Birbiriyle ilişkili üç konu. Biri meridyen dairesinin elde edilmesi, namaz vakitlerinin tespiti ve kıblenin tayini meselesi. Ee, bu e, tabi hani namaz vakitleri ve kıblenin tayini meselesi e, müstakil eserlerde çok daha detaylı anlatılıyor. E, hatta diğer e, tabii ki konularda müstakil eserlerde çok daha detaylı anlatılıyor. İşte biraz önce konuştuğumuz bu geçiş dereceleri vesaire konuları ayrı eserlerde tanıtılıyor. Burada genel bilgileri bilgiler veriliyor. Şimdi şöyle yapılıyor. İşte biz bir bir yerdeyiz. Şimdi o yerde ben kıble kıble tayinini nasıl yaparım? Ya da namaz vakti yani vaktini nasıl belirlerim? Yani bunun bir e, pratik yolunu göstermesi e, buradaki hedef. O da şu, öncelikle şunun sağlanması gerekiyor diye e, Ali Kuşçu başlıyor. Yani önce bir yüzey belirleyeceğiz. Bir yüzeyimiz olacak. E, o yüzeyin dümdüz olması gerekiyor. Hiçbir eğriliğin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla o düzlüğün, o yüzeyin, e, düz yüzeyin önce e, sağlanması oluşturulması gerekiyor. Önce bunu söylüyor. İşte bunun için ne kullanıyor? İşte mesela işte mastara diyor ne diyelim cetvel e, e, türü işte bir e, dümdüz değil mi? Bir bir şey yapalım. Bir çubuk alalım. Bunu işte koyuyor e, şeye yere. Yere koydu. Yere koydu. Sonra onun üzerine böyle e, ikiz kenar üçgen şeklinde bir şey e, paralel bir e, şey koyuyor bir böyle bir ne diyorum bir parça koyuyor. Onun üstüne değil de o paralel olarak koyuyor. Şimdi bu tam bunun o parçanın o üçgen üçgen parçanın diyelim şeyine tepesinden bu çekül diyorlar, çekül diyorlar değil mi? Böyle işte ucu topaç gibi olan, böyle sarkıtılan bir ip bağlanıyor tam ortasından e, bağlanıyor Tabii bu şeyin bu üçgenin e, tabanı tabanını tam ortadan işte onu işaretliyoruz dolayısıyla o işaretlediğimizde e, o şeklin e, ipi değil mi tam e, şeye geliyor o ortaya geliyor eğer düzse şeyimiz e, bizim o yüzeyimiz düzse sonra ne yapıyor o çubuğu e, işte tam ortadan bulunduğumuz yerin tam e, şey e, ortasına koydu. O çubu e, ortadan hani döndürüyor, döndürüyor. Ne yapıyor? Düzleştirmek için döndürüyor. Düzleştirmek için döndürürken o yukarıdaki ip eğer e, işte o e, işaret dediğimiz ortaya e, ortada kalmaya devam ediyorsa o yüzey hani e, düzdür. Eğer bir eğiklik falan varsa o ip ne yapacak? Biraz yana kayacak vesaire. Dolayısıyla bu şekilde bir hani pratik yöntemle öncelikle bulunduğumuz önce o şeyin kullanacağımız yerin yüzeyini temizliyor ve düzgün hale getiriyor eğiklik eğiklik yamukluk olmuyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu yapıyoruz. Önce bizim bir bulunduğumuz lokasyonun meridyenini bulmamız lazım. Tam yani meridyen tam eee hangi eee doğrultuda bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun çok pratik bir yolu var. Şimdi o düzleştirdiğimiz eee şeyde eee yerde bir daire çiziyoruz. Bir daire çiziyoruz. Düzgün bir dairemiz oluyor. Şu alttaki şekli referans alalım. Bir eee daire çizdikten sonra ne yapıyoruz? O dairenin tam ortasına eee o dairenin tam ortasına bir eee bir mil bir mil koyuyoruz küçük bir şey uzunluk işte güneş saati'nin o şeyinde malum güneş saati formatı öyle bir mil koyduk şimdi şunu yapıyor şu gözlemi yapıyoruz güneş tabii doğdu şimdi güneş doğdu Tabii güneş yukarıya doğru güneş doğdu şimdi güneş doğduktan sonra mil, bu mil Sayesinde ne oldu? Gölge oluşturuyor. Şimdi gölge tam şey olduğunda, tam bu dairenin ucuna denk geldiğinde, tam o noktaya denk geldiğinde orayı işaretliyoruz. Tabii güneş doğuyor, yukarı çıkıyor, tam tepe noktamızda. Sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Tabii diğer taraftan, diğer taraftan bu daireye yine değdiği nokta yı tespit ediyoruz o anı. Onu da tespit ettik bu taraftan. Yani hem bu taraftan hem bu taraftan. Tam yani e, çemberimizin e, çevresine değil mi? Iıı e, değdiği noktaları bulduk. Bu noktaları bulduktan sonra böyle zaten düz bir çizgi çizdiğimizde bizim doğu batı çizgimiz oluyor. Daha önce hani bahsettiğimiz e, bir konuyla hatırlayacaksınız. Bu doğu batı çizgimize de tam dik olan e, şey çap bu dairenin çapı şu yani buradaki. Bu bizim işte meridyenimiz. Demek ki bu lokasyonda meridyenin tam şeyini doğrultusunu biz bulduk. E, milimiz de burada söz konusu. Dolayısıyla e, gölgede oluşturabiliyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu pratik bilgileri verdikten sonra e, ne yapacak? E, namaz vakitleriyle alakalı e, teknik basit. ...bir bilgi verecek. Nedir o mesela? İşte malum hani bu... ...vakitlerin... ...tayini meselesinde... ...işte... ...mesela öğle namazı vakti için... ...işte tam zevaldeyken... ...yani güneş... ...tam tepe noktasındayken değil... ...tam onu geçtikten sonra... ...öğle namazı olacak. Dolayısıyla ne oluyor? Öğle namazı olması için... Ee, yani e, az da olsa bir gölgenin oluşmuş olması gerekiyor. Niye? şey doğuya doğru bir gölgenin oluşmuş olması gerekiyor. Niye doğuya doğru? Çünkü güneş tam tepe noktamıza geldi. Güneş batıya doğru gitti. Batıya doğru gidince mil üzerinden mil e, mil üzerinden ne yaptı? Doğuya doğru gölgesini oluşturdu. Güneşin dolayısıyla ilk olarak hani güneş yukarıya doğru çıkarken. Doğu tarafında batıya doğru uf, e, şey oluşacak. Batıya doğru gölge oluşacak. Dolayısıyla şeyden geçtikten sonra da tam tepe noktasından geçtikten sonra batıya geçtikten sonra da gölge doğu tarafında oluşacak. Dolayısıyla o doğu tarafında oluştuğunda öğle namazı vakti oluyor. E, i̇şte ikindi namazıyla alakalı. Ee, bu iki şeyi veriyor, iki e, iki görüşü e, veriyor. İşte İmam şafii'nin ve Hicaz ehlinin e, işte e, e, onların e, içtihadına göre işte ikindi namazı e, gölge boyu, mil boyu kadar olduğunda. Gölge boyumuz ne kadar? Şey mil boyumuz ne kadar? Gölge boyu da o kadar olduğunda ikindi namazı girer diyor Ali Kuşçu ve Ebu Hanife ve Irak ehline göre de bu işte bu uzunluk, gölge uzunluğu iki katına ulaştığında, iki katına ulaştığında şey olur. Bu e, e, ikindi namazı e, girmiş olur diyor. Dolayısıyla burada ne yaptı? E, i̇kindi da yine bu şekilde e, e, bu gölgeyi, eee bu gölge durumunu kullanarak eee namaz vaktini bu şekilde tespit edebildi. E tabii işte akşam namazı malum güneşin batışıyla bunu söylüyor. İşte yatsı namazı tam bu alaca karanlık akşam namazından sonraki o alaca karanlığın da tamamen kalkması e, olarak e, söylüyor. Işte ııı e, e, işte İmam Şafii'ye göre kızıllığın, işte Ebu Hanife'ye göre beyazlığın kalkması vesaire bu bilgileri verdi. Sabah namazı içinde işte tam fecir, gerçek fecrin girmesiyle olduğunu söyledi. Daha önceki dersimizden hatırlayacaksınız bu yalancı fecir bir de gerçek fecir söz konusuydu. Dolayısıyla şey gerçek fecirle Sabah namazı olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu bilgiyi de şey olarak verdi. En son bu bölümün en son konusu da kıblenin tespiti meselesi. Şuradayız. Evet, kıblenin tespiti. Bu 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 konuda heyet kitaplarında verilir. Ali Kuşçu da bunu yapıyor. Esas itibariyle malum kıblenin yönü ile alakalı burada, burada, Ali Kuşçu iki bize yöntem söylüyor. Ben hani burada temel olanını aldım. Burada göstermek için esas itibariyle şu sonuçta Mekke ile bulunduğumuz lokasyon arasında Meridyen ve boylan farkı var. Meridyen ve boylan farkı var. Dolayısıyla o farka göre yönü tespit ediyor ve dereceyi tespit ediyor. E, nasıl mesela e, diyelim, işte biz diyelim ki e, Mekke'nin e, ne diyelim, kuzeyindeyiz. Mekke'nin kuzeyindeyiz. E, diyelim ki Mekke'nin 20 derece daha, daha kuzeyindeyiz. Aramızdaki fark 20 derece olsun. Dolayısıyla biz kuzeyinde olduğumuz için ne yapacağız? Aşağı doğru 20 derecelik bir böyle çizgi çizeceğiz. Şöyle bir çizgi çizdik ve sonra e, yine bizim Mek biz Mek Mekke bizim ne tarafta kalıyor? Doğumuzda e, doğumuzda kalıyor? E, o zaman ne yapacağız? E, doğu tarafında diyelim ki doğumuzda 10 derece doğumuzda işte 10 derecelik ne yaptık? Şey çizgimizi çizdik. Dolayısıyla Mekke ne tarafımızda kaldı aslında? Güney Doğu'muzda kaldı. Güney Doğu'muzda kaldı. Dolayısıyla e, bu şu çizgiyi çizdi. Sonra aldı şu çizgiyi çizdi. E, kesişim noktası şurası oldu. Bu dairenin merkezinden, bu dairenin merkezinden ne, yapar, ne yaptı? Aldı, e, şey yaptı. E, bu kesişim noktasından bir çizgiyi e, çekti. Dolayısıyla bu ne oldu? Kıble e, yönü oldu ee, esas itibariyle bunu e, söyledi bu hani biraz önce oluşturduğumuz e, biz e, biraz önce oluşturduğumuz şuradaki e, şuradaki daire üzerinden bunu yapabiliriz değil mi sonuçta bunun üzerinde şu bizim meridyenimiz e, Mekken'in e, doğumuzda batımızda kuzeyimizde güneyimizde e, kalmasına göre o, o yönlere göre çizgimizi çizebiliriz çizgimizi çizip e, yönümüzü e, kıble yönümüzü e, bulabiliriz. E, bunu e, da bu şekilde e, verdikten sonra bu bölümü e, tamamladım. Şimdi bu bununla birlikte e, şöyle yapayım, şuraya geçelim. E, evet, bununla birlikte biz Değerli arkadaşlar, ikinci makaleyi de bitirmiş olduk. Fethiye 3 makaleden oluşuyordu, bir mukaddemi 3 makale. Birinci makalede gök cisimlerini ele aldı, gök cisimlerine nispetle hareketleri, konumları vesaire, heyetleri, bu konuları işledi. İkinci makaleyi şimdi bitirdik. Heyetül Art idi. Dolayısıyla yer ile ilişkili heyet konularını gösterdi, iklimleri gösterdi, farklı enlemlere göre doğuşlar batışlar bu tanımları verdi. En sonunda en sonunda da pratik olarak meridyen dairesinin belirlenmesi, namaz vakitlerinin tespiti ve kıblenin temel düzeyde tespiti bu bilgileri verdi. Şimdi bu bu konuya bir bir sonraki hafta başlayacağız ama küçük bir giriş olsun. Ee, bu üçüncü makale, Ali Kutçu'nun üçüncü makalesi neyi ele alıyor? Gök cisimlerine e, geri dönüyoruz. Gök cisimlerinin işte miktarları, uzaklıkları, birbirlerine göre uzaklıkları vesaire bu konuları e, işliyor. E, bu konu, e, bu, bu bab bazı heyet kitaplarında var, bazılarında yok. Ali Kuçu bu, e, bu bölümün, bu konunun e, olmasını tercih etmiş. Mesela mülahhas da bu bölüm yok. E, bu e, konuyu işlememiş. Ama mesela Nasrettin Tulsi'nin tezgiresinde e, işte Kutbuddin Şirazi'nin metinlerinde vesaire buralarda bu konu işleniyor. Ali Kuçu da burayı işleyecek. Ali Kucu bunu şöyle yapacak. Birincisinde bir bu babın kendi mukaddimesi var. E, ve altı baba ayırmış olacak. Mukaddime de Burada anlatacağı şeylerin uzaklık tespitlerinin nasıl yapılacağına dair temel geometrik matematiksel bilgiler verecek. Temel düzeyde bu bilgileri verecek. Daha sonra bize onların uzaklıklarıyla yani alakalı tanıtımlarda bulunup bize değerlerini verecek. Ben hani bu bugün e, bu ikinci babı bitirerek ikinci makaleyi bitirerek sonlanı e, sonlandıralım istedim e, böyle kısa e, bir şey e, ders yapmış olduk e, çok az kaldı e, birkaç hafta içerisinde e, bu bölümü e, bitirmiş olacağız e, çok uzun bir e, kısım değil evet e, herhangi bir soru ya da ek varsa onlarla devam edebiliriz. Ben teşekkür ederim. E, o zaman e, gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. E, herkese hayırlı günler. Ha, bir soru var. E, kıblet tayininde rubu tahtısı nedir? Bu rubu tahtası e, şöyle bir şey. E, e, malum bir usturlap var. E, Usturlap işte e, gök e, işte gök gök isimleri, koordinatları vesaire ile alakalı e, hesaplamalar malum yapılıyor. E, temel e, pratik hesaplamaların e, hesaplamaları yapabildiğimiz e, astronomi aleti. Şimdi rubu rubu aleti ya da rubu tahtısı da aslında şey. Bu e, ne diyelim astronom ast usturlaptan e, ilhamla e, şey, şey yapılmış yapılmış bir alet yani rubu rub zaten çeyrek demek hani şey bir nevi usturlabı o üzerindeki çizgiler vesaire şey yapıyor katlıyor katlayarak oluşturulan bir tahta şey bir alet ortaya çıkmış oluyor rubu tahtısı bu alet böyle daha pratik anlamda daha pratik anlamda kullanılan bir alet yaygın bir şekilde Kullanılan bir alet Osmanlılar'da vesaire. Dolayısıyla bu şey, e, rubu tahtası o. E, i̇şte bu hani kıble tayini için gerekli olan e, şey, e, ne diyelim, e, derecelerle alakalı hesaplamaları e, bu aletlerle yap, yapabiliyoruz. E, sanırım kastettiniz bu herhalde Ahmet Hocam. Yani e, yani rubu tahtası e, sadece kıbleye e, has bir şey değil. Evet. O usturlabın e, katlanmış hali diyelim. E, camilerdeki güneş saatleri e, nasıl e, yapılıyor? E, çok e, çok iyi bildiğimi söyleyemem. Çok iyi bildiğimi söyleyemem bütün detaylarıyla. Ee, e, onunla alakalı hani bazı çalışmalar e, şey yapabilirim, e, önerebilirim, gönderebilirim. E, ama esas itibariyle bu hani gölge meselesine tabii dayanıyor güneş saati. E, güneş saati e, işte milin o e, olması onun etrafında e, bu gölgeye göre bazı çizgilerin belirlenmesi dönenceleri referans alarak vesaire bu şekilde yaptıklarını temel düzeyde söyleyebilirim. Ama hani detaylarına bakmak gerekiyor. Çok detaylı bildiğimi söyleyemem. Ben teşekkür ederim. Peki başka soru ya da yorum yoksa bugün burada durabiliriz haftaya üçüncü makalede görüşmek üzere diyelim.